Merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu, cumartesi günü. Köpeklerimin yanındayım. 3 gündür burayı temizlemedim ve halini size göstereyim. 2 köpek geçti 3 gündür. Bahçeyi temizlemezseniz ne hale gelir? Varan bir. Şöyle gösteriyorum. Bu tarafa pek fazla ışık yapmıyorlar arkadaşlar. Bu tarafa yapıyorlar. Bir de kapının bu tarafına yapıyorlar. Şurası zaten kendi bölgeleri, buraya dışkılarını yaptılar. Şimdi şu şekilde diyeceğim, çok dışkı gözükebilir arkadaşlar. Fakat örnek vermek gerekirse, iki köpek beslediğiniz zaman ortalama minimum 6 kere dışkı yapıyorlar arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki 3 günde bir 18, 20, 25 tane bir dışkımız olacak yani. Bu da normal bir şey. Fırsat olmadı, zamanım kalmadı. Dışkıları temizleyemedim ama bugün bütün hepsini temizleyeceğiz. Bunu çekmemin amacı arkadaşlar, işte iki tane köpek beslersem ne olur, bakımı ne olur, temizliği ne olur, yemesi ne olur, içmesi ne olur, işte görebiliyorsunuz size bir bahçe temizliği böyle bir şey. Ortalama bu bahçe temizliği arkadaşlar çok uzun sürmüyor. Yani bir girdiğim zaman, işe başlamak istediğim zaman bir dışkıları toparlamam 10-15 dakika sürüyor arkadaşlar. Ayrıca işte şu şekil olması iyi bir görüntü değil. Buralarda bayağı bir pislenmiş. Buraları süpüreceğim. Temizlemek zorundayım. Çünkü temiz olursa her zaman daha iyi. Köpeklerimiz için de, kendimiz de buraya geldiğimiz için, vakit geçirdiğimiz zaman temizlememiz gerekiyor. Buraları biliyorsunuz sürekli süpürüyorum. Bir yerlerden sürekli pislikler geliyor. Bunlar da biliyorsunuz ki arkadaşlar, şu köşelerde duruyorlardı. Burayı toparladım, kapattım komple. Bunları da artık bugün bir şekil yapacağım, kaldıracağım. Kız Zilli ne işliyorsun? Bu çapak gelmiş gözüne. Şu beni rahat bıraksın. Video çekeyim. Beni sevdiği eller. Buzdolabından bir şeyler karıştırmanın derdinde. İçeriye gelirsek de arkadaşlar, içerisi de çok iyi bir konumda değil temizleme durumundan ötürü. Gördüğünüz gibi buralar hep pislenmiş filan. Buraları süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Buralarda su, demir panelleri tutsun diye tas paneller vardı, onlardan koymuştum. Onları da kırmışlar. Bayağı bir pis olmuş. Geçen arkadaşlar rüzgardan dolayı burası parçalanmıştı. Buraya işte alt taraflarını açtım, üst taraflarını kelepçeledim yine. Yine kelepçeler patlamış, çökmüş. Burada bayağı bir yağmur, rüzgar olduğu zaman arkadaşlar, sonuçta çadırı yırtmadığımdan ötürü kapının burası rüzgardan dolayı parçalanıyor. Yani kopuyor kelepçelerden. Şöyle kelepçelenmişim arkadaşlar. Bu yaptığım kelepçelerden koptuğumdan ötürü de daha önce takmadığım kelepçeler vardı, delikler vardı. Elimdeki olan kelepçelerle işte bu delikleri doldurdum. İşte bir tane burada açık var. Burada bir açık var. Geri kalanları alt üstü tamamıyla doldurdum. Güçlü olsun çünkü rüzgar, inanın arkadaşlar, bayağı bir kuvvetli oluyor. Kuvvetli olmasından ötürü de kapıyı güçlendirdim yani bu şekilde çadırı. Çünkü çadır kopsa, yola fırlasa falan, buralardan el arabasıyla geçen İşte böyle şeyleri toplayan insanlar var arkadaşlar. Onlar alabilir. Onların almaması adına da biraz daha güçlendirdim, kuvvetlendirdim. Ve buzun boynunda ağırlık var arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki sorulardan bir tanesi buzun boynunda ne var? Buzun boynunda 8 kiloluk bir ağırlık var. O ağırlıkla da birazdan dışarı çıkacağız, yürüyüş yapacağız. Buz gel. Gel babacığım. Şuraya sana da bez bağladım arkadaşlar. Çünkü burada da halka var, kelepçe yani, tutun yeri. Oraya neden onu bağladım diye sorarsanız arkadaşlar, ağırlık olduğundan ötürü orası vücuduna, tüylerine, derisine baskı yapıyor. Baskıyı azaltmak adına, demirin öyle olmaması adına oraya bir bez bağladım, zarar vermesin diye köpeğe. Halimize bakın arkadaşlar. Bizim her zamanki halimiz bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buzdur. Bilmeyenleri göstermek amacıyla şöyle bir içinde demir var. Dur oğlum dur.
Bunun gibi 8 tane boynumda var arkadaşlar. İlk zamanlar bunu kullandığımız zaman zor oluyordu. Sonra buz tabii büyüyünce, güçlenince bunu hiç çıkarmasam da oluyor buz için. Güzel yoruyor, güzel kaslarını geliştiriyor. Bunun da bir faydası ön göğüs, ön bacak, arka bacaklarına doğru kas yapımında faydalı oluyor. Tabii bunu kullandığınız zaman tempolu bir yürüyüş yapmanız daha mantıklı gelişim açısından. Değil mi babacığım? Gel şunu yerine koyalım. Su rahat bırakmıyor ki, kıskanıyor bizi. Dur buz. Su. Tamam. Onun da ben dışarısını çıkartacağım zannediyor. Bu şekil ağırlık taktım. Buradaki işlerimi bitireceğim arkadaşlar. Buradaki işlerim bitene kadar da buzun birazcık enerjisi düşmüş olacak boynundaki ağırlıktan dolayı. Çünkü 8 kilo ağır, onu yorması için kullanıyorum arkadaşlar. Dışarı çıktığımız zaman da sakinleşmiş olacak. Su için öyle bir şey gerek yok. Şimdi bak, şey yaparken neyi fark ettik? Burada suyun burasında kan gördük ama daha önceden buza baktığım zaman çenesinin altında çenesinin kafasını bir yere sürdüğü için, yani gördüğünüz gibi şurada bir yara var. Oraya da merhem süreceğim geçmesi adına. Mahalleden birileri geçerken rahatsız oluyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa bu hareketleri yapıyorlar. Yüksek sesle konuşunca böyle şeyler oluyor. Bir dogoluğunu ortaya çıkartıyorlar diyeyim arkadaşlar. Bir de bu yaptığı hareketler alan koruma anlamına geliyor. Çünkü bunların, yani köpeklerimin yuvası bura ve buradan geçenler onlar için yabancı. İşler istemez. O huyları gelişti burada, alan koruma. Bayağı burayı savunuyorlar. Cesaret bu zamana kadar şöyle diyeyim size. Kimse edemedi, yabancı arkadaşlarım olsun, tanıdıklar olsun. Hani dedim bahçeye yabancı olarak girin. Köpekler tepkileri ne olacak filan, tutarız falan niyetine kimse cesaret edip giremedi bu zamana kadar. Çünkü bu yabancı bir kişi girmek istediği zaman gerçekten çok sıkıntı çıkartıyor. Şöyle bazen şuralardan filan atlamaya çalışıyorum, güç oluyor, bazen anahtarı unutmuş oluyorum. Fakat bazen beni görmese bile, fark etmese benim olduğumu, zaten su hemen uyarıyor, bu hemen saldırmaya geliyor. Çok uyanık bir köpek. Bir çıtırtı, bir pıtırtı, huylandığı bir şey olduğu zaman da ortalığı ayağa kaldırıyor. Alan korumaları bayağı gelişti. Suyun zaten buzdan dolayı alan koruması bayağı gelişti. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır arkadaşlar. İşin açıkçası şunu da size söyleyeyim. Görüyorsunuz buradaki işler yapılacak diye böyle video çekiyorum ama buradaki işlerin hepsi yapılacak, bitecek. Daha sonra da işte köpeklerimle beraber dışarı çıkacağım. Onlarla beraber vakit geçireceğim, eğleneceğiz. Dışarı çıktığımız zamanda da tek başıma olduğum zaman sürekli video çekemiyorum arkadaşlar. Bunu da sürekli dile getiriyorum. Tek başıma çıktığım zaman iki köpekle ya da tek köpekle zaten buzu kontrol etmek, buzu nasıl diyeyim, zapt etmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Güçlü bir köpek. Göründüğünden gerçekten daha güçlü. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum, dogoların güçlü olduğunu. Fakat gerçekten de çok güçlü köpekler.
Benim iki ayağım var, onun dört ayağı. Canı isterse istediği yere götürebiliyor. Fakat onu zapt edebilmek önemli. Ben de onu zapt edebildiğimi düşünüyorum. Ya yürüyüş eğitimi falan var mı? Ona göre tasmaları, ona göre şeyleri var. Sürekli bir boğma tasma ya da dikenli tasma takmıyorum. Normal tasmalarla da şey yapıyorum. Her yürüyüşümde de onu kontrol ediyorum. Benim sözümden dışarı çıkmaması adına. Fakat hoşlanmadığı bir şey varsa ondan ötürü nasıl diyeyim size, hoşlanmadığı şeyin üzerine doğru hareket ediyor. Hareket ettiği zaman da bizi bayağı bir yoruyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Instagram adresimiz dog alttan trebus. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar.